Evet arkadaşlar, organik bileşiklerin ATP kısmından devam ediyoruz. ATP dediğimiz molekül adenozin trifosfat. Nedir bu? Hücrede enerji depolayan moleküldür diyoruz. Şimdi bu ATP'nin bağlarında arkadaşlar enerji depolanıyor. Daha sonra biz ATP'nin bağlarını kırarak depoladığımız enerjiyi kullanabiliyoruz. Nerede? Metabolik reaksiyonlarda kullanabiliyoruz. Yani ATP bir nevi enerji ne yapmış oluyor arkadaşlar? Depolayarak istenilen metabolik reaksiyona taşımış oluyor. O yüzden ATP'ye depo molekül diyebilirsiniz. Enerji depolayan molekül diyebilirsiniz. ATP'nin yapısı nükleotit yapıdadır. Nükleik asitlerde görmüştük nükleotit yapıyı. Organik baz, şeker ve fosfat vardı nükleik asitlerde arkadaşlar bir nükleotidin yapısında. Burada ise ATP'nin yapısında kesinlikle organik bazın adenin olacak. Yanında yine kesinlikle pentoz şekerim riboz şekeri olacak. Ve bu sefer bir tane fosfat değil de üç tane fosfat göreceğim. Bir ATP'nin yapısında bir adenin organik bazı, bir riboz şekeri, üç tane de fosfat grubu olacaktır diyoruz. Organik bazda şeker arasında glikozit bağı, şekerle fosfor arasında ester bağı bulunacak. Fosfatlar arasında ise yüksek enerjili fosfat bağları bulunabilecektir diyoruz. Adeninle riboz şekerinin oluşturduğu yapıya adenozin diyoruz arkadaşlar. Biz buna ester bağıyla bir tane fosfat eklediğimizde bunun adı AMP, yani adenozin monofosfat. Latince'de mono tek demekti. Bak bir tane fosfat bağladım. Adenozin monofosfatı oldu. Bir tane daha fosfat bağlarsam yüksek enerjili fosfat bağıyla. O zaman bununla da arkadaşlar şöyle yapayım. Adenozin difosfat olur. İki fosfatlı. Bir tane daha bağlarsam bak bağladım. Adenozin trifosfat olur. ATP kırdım bağını ADP, kırdım bağını AMP'ye dönüşüyor. Bu şekilde ATP'nin yapısı vardır diyeceğiz. Her bir yüksek enerjili fosfat bağının içerisinde 7300 kalorilik bir enerji vardır ortalama. Siz bu bağı kırdığınızda arkadaşlar açığa 7300 kalori çıkar. Bu enerjiyi de metabolik reaksiyonlarınızda kullanabilirsiniz diyoruz. ATP bütün canlılar tarafından sentezlenecektir arkadaşlar. Canlıların ortak özelliklerini de söylemiştim zaten bunu ve bütün canlılar ATP'yi ne yapacaktır? Tüketeceklerdir. İhtiyaç kadar sentezlenir ve bu şekilde tüketilir diyeceğiz ATP molekülü için. ATP depo edilemiyor. Fazla üreteyim de depolayayım sonra kullanayım diyemiyorsunuz. Her hücre ihtiyacı kadar üretir ve tüketir diyoruz. Hücreden hücreye ATP aktarılamaz arkadaşlar. Burada bir istisna var ama genelleme geldiği için o istisnayı vermeyeceğim bile. Kafa karıştırmaya gerek yok. Ama kaynaklarda görürseniz diye söylemiş oldum. Ama normal itibariyle ATP sorularında ATP hücreden dışarı çıkmaz ve hücreden hücreye aktarılmaz diyoruz. ATP sitoplazmada bulunuyor arkadaşlar. Mitokondride bulunuyor, kloroplastta bulunuyor. Sentez yerleri sitoplazmada sentezlenebilir, mitokondride sentezlenebilir ve kloroplastta ATP sentezi yapılabilir diyoruz. ATP dediğim gibi metabolik olaylarda kullanılacaktır. ATP'nin sentez reaksiyonlarına biz özel isim veriyoruz, fosforilasyon diyoruz. ATP sentez olayına da arkadaşlar endergonik olay diyoruz. ATP sentez reaksiyonu nedir? Şöyle alalım şuraya. Adenozin difosfata bir tane fosfat eklersiniz. İnorganik fosfat. Aralarında yüksek enerjili fosfat bağını kurarsınız arkadaşlar. Ve açığa ne çıkar? ATP çıkar. İşte bu tepkimeye biz ne diyormuşuz? Fosforilasyon diyormuşuz. Bu olay endergonik olaydır. Endergonik ne demek? Isı alan, enerji alan demek. Buraya ben enerji katıyorum gençler. ATP'nin bağına 7300 kalori katacaktım ya. Endergonik tepkimeler enerji alan tepkimelerdir. O zaman ATP'nin sentez tepkimeleri neymiş? Endergoniktir. Endo iç demek. Alım. O zaman ATP yaparken enerjiyi alıyorum. ADP'nin yapısına katıyorum. ATP'yi sentezliyorum. ATP'nin yıkım tepkimelerini ise defosforilasyon diyoruz. Latince'de de olumsuzluk ikidir. Bak fosforilasyonun tersi anlamına geliyor. ATP'nin yıkımıdır. ATP'yi arkadaşlar parçalıyorum. ADP'ye dönüştürüyorum. Açığa fosfat çıkıyor. Açığa bir de enerji çıkıyor. Bu enerjiyi de kullanıyoruz.
ATP'nin yıkım tepkimeleri ise dışarıya enerji veren tepkimelerdir. Bak, enerji verdim dışarıya. O yüzden bunlara da egzergonik tepkimeler diyoruz. Bunu da şeye benzetebiliriz. Egzoz duman çıkartıyor dışarıya, değil mi, arabadan? ATP'de egzergonik bir tepkimedir. Egzo, dışarı atan, enerjiyi dışarı veren ATP'nin yıkım tepkimeleridir diyeceğiz. Evet, burada da bunun bir görseli var. Egzergonik tepkimeler dediğimiz tepkimeler açığa enerji çıkartan tepkimeler demiştik. Oksijenli solunum açığa enerji çıkartır. Oksijensiz solunum açığa enerji çıkartır. Fermantasyon açığa enerji çıkartır arkadaşlar. ADP'den ATP yapımıdır diyeceğiz. Endergonik tepkimeler ise enerji alan tepkimelerdir. ATP'nin yine ADP dönüşümleri, ATP'nin harcandığı tepkimelerdir. Biyosentez tepkimesi, aktif taşıma tepkimesi, sinirsel iletim, fiziksel hareket ve kas faaliyetleri endergonik tepkimelere örnek verilebilir diyoruz. Fosforilasyon ATP sentez reaksiyonlarıdır demiştik. Arkadaşlar, 3 çeşit fosforilasyonumuz var. Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyon enzimatiktir. Ne oluyor? Enzimlerle substratı tepkimeye sokuyorsunuz. Substrattan ayrılan fosfatlar arkadaşlar ATP'ye katılıyor. Yani şundan bahsediyoruz. Diyelim ki işte şöyle bir substratımız olsun. Enzimle tepkimeye girsin arkadaşlar bu. Enzimle tepkimeye girdiğinde enzim değişmeden çıkıyor. Substrat dönüşüyor. Bir tane de fosfat çıkıyor. Ben bu fosfatı alıyorum. ADP ile tepkimeye sokuyorum ve ATP sentezliyorum. Substrattan kopan fosfatla ATP sentezlenme reaksiyon çeşidi substrat düzeyinde fosforilasyondur diyeceğiz. Bütün canlılarda görülüyor arkadaşlar bu. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi. Bir de oksidatif fosforilasyonum var. Oksidatif fosforilasyon ise oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda ve kemosentezde ATP üretim şeklidir. Burada elektron taşıma sistemi dediğimiz ETS elemanları kullanılıyor. Elektronlar fırlatılarak ATP üretimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Elektronlar kullanılarak ATP sentezlenmesi oksidatif fosforilasyonla olur diyeceğiz. Tekrar söylüyorum, oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve kemosentez olaylarında görülür diyoruz. Son fosforilasyon çeşidim fotofosforilasyon. Foto ışık demek. Işık enerjisiyle ATP üretilmesidir bu da arkadaşlar. O zaman fotosentez sırasında ışık enerjisiyle ATP üretilmesini arkadaşlar fotofosforilasyon diyeceğiz. Sadece fotosentezde göreceğimiz bir ATP üretim şeklidir diyoruz. Evet. ATP'nin RNA'nın ve DNA'nın benzer özellikleri var. Bunlar neler? Bunu da aslında bir dipnot gibi yazmak istedim buraya. Bir kere üçünde de adenin nükleotidi bulunabiliyor arkadaşlar. Üçünde de, hatta adenin organik bazı desek daha doğru olurdu. Nükleotit demek çok doğru olmayabilir. Adenin organik bazı diyelim. Üçünde de bulunur. Fosfat grubu arkadaşlar üçünde de bulunacak. ATP'de 3 tane bulunacak ama olsun, yine de fosfat var mı? Var. Ona bakacağız biz. ATP, RNA ve DNA'da glikozit ve ester bağları var. Nükleotit yapılı üçü de. Organik bazda şeker arasında glikozit bağları, şekerle fosfat arasında ise ester bağları vardı. O yüzden bu da ortaktır, benzer özelliktir. Üçünde de pentoz şekeri bulunacak arkadaşlar. Pentoz şekerinin çeşidi farklı olabilir. Fakat pentoz şekeri bulunur mu? Bulunur diyeceğiz. Evet, dikkat kesmem gereken bir nokta daha geldi. ATP'nin RNA molekülüyle daha çok benzediğini söylüyoruz biz. Neden böyle bir şey söylüyoruz? Çünkü ikisinde de ortak olarak bulunan pentoz şekeri çeşidi aynıdır. Nedir? Riboz şekeri. O yüzden ATP RNA'ya daha çok benzer diyeceğiz. Yine bir dikkat kesmem gereken bir nokta daha var. DNA, RNA ve ATP moleküllerinde protein yoktur arkadaşlar. Peptit bağı yoktur ve amino asit yoktur. En çok sorularda karşıma çıkanlar bunlar. Bunun yanında yağ da bulunmaz. Onu da söylemiş olalım. Üçü içinde bunların bulunmaması ortaktır diyoruz. Evet, bir örneğimiz var. Aşağıda hücrelerde gerçekleşen sentez reaksiyonlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ATP'ye su eklemişim. Birinci tepkimede ADP fosfat ve enerji açığa çıkarmış. Yani ATP'nin yıkım tepkimesi arkadaşlar bu. Açığa da ne çıkıyor? Enerji çıkıyor.
Nasıl, neydi birinci olay? Egzergonik bir olay. İkiye bakıyorum. Enerjiyi almışım. ADP'nin yapısına katmışım. ATP oluşturmuşum. İkinci olay da endergonik olaydı. Bunları yazdım. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır? Bir endergonik bir olaydır. A çıktı. Yanlış. Egzergonik demiştik. Cevap Adana oldu. Devam edelim. B, 1 ve 2 tüm hücrelerde gerçekleşir. ATP'nin bir bir numaralı ATP'nin yıkımıdır arkadaşlar. Yani defosforilasyon. 2 numara ise ATP'nin yapımıdır. Bu da fosforilasyon olacak. O zaman arkadaşlar 1 ve 2 tüm hücrelerde gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Yapımı da yıkımı da tüm hücrelerde olacaktı. Devam. İkinci olay baktım. Defosforilasyondur demiş arkadaşlar. İkinci olaya bakalım. İkinci olay ADP'den ATP yapımıydı. O yüzden 2 numaralı olay yanlıştır arkadaşlar. Ay, 2 tane yanlışlık söyledim. Bir şey yanlış yazdık herhalde. Devam edeyim. İkinci olay arkadaşlar solunum tepkimeleriyle gerçekleşir demiş. İkinci olay ADP'den ATP yapımı doğru solunum tepkimeleriyle gerçekleşecektir. Birinci olay arkadaşlar anabolizma tepkimelerinde gerçekleşir diyor bana. Birinci olay yıkım olayıdır, yanlıştır, katabolizma tepkimesi olacaktır. Burada sanırım arkadaşlar şunların yerini yanlış yazmışız biz. O yüzden şey çıktı, şıklarda 3 tane yanlış çıktı. Ama doğrularını yazdık zaten yanına. Buradan çözebilirsiniz. Şu 2 ile 1 numarayı yanlış yerlere yazmışız. O yüzden şey oldu, cevap 3 tane cevap varmış gibi çıktı. Siz mantığını anladınız, nasıl yaptığımı anladınız zaten. Yanlışları, doğruları bulmuş olduk. Bu şekilde soruyu tamamlamış olalım bizler. Evet, bir diğer örneğe bakalım. ATP'nin yapısında bulunan moleküllerle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. İki organik molekül çeşidi, bir inorganik molekül çeşidi bulunur. Hadi ATP'nin yapısına bakalım. Adenin organik bazı var. Hop, riboz şekeri var. Hop, bir tane değil hatta 3 tane fosfat var. Bakalım, organik mi organik? Organik mi organik? Bunlar ne fosfatlar? İnorganik arkadaşlar. İki organik molekül çeşidi vardır demiş. Bir tanesi organik baz, bir tanesi karbonhidrat, riboz şekeri. İki çeşit mi? İki çeşit, doğru. Bir tane de inorganik molekül çeşidi var demiş. Fosfat bir çeşittir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bir numara doğru arkadaşlar. İki, yapısında bulunan pentoz çeşidi DNA ile ortaktır diyor. Bakayım iki numaraya. ATP'nin yapısına. Pentoz şekerinde burada riboz. DNA'da neydi? Deoksiriboz. O zaman bu yanlıştır arkadaşlar. 3 numaraya bakıyorum. Glikozit bağı, ester bağları RNA ile ortaktır diyor. Evet, RNA'da da glikozit bağı ve ester bağı var. Hatta DNA'da da var. Hatta ATP'de de var. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Cevabım 1 ve 3 yani Edirne olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar, ATP'nin yapısını tanıdık, görevlerini gördük ve sorularını da çözdükten sonra şimdi diğer bir organik bileşim olan hormonlardan devam ediyorum. Bunu da diğer videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Hormonlar videosunda görüşmek üzere.